Bu arada bir gelişmeyi daha aktarmadan geçmeyeyim sevgili Can Dündar. O da şu. Şu an evet. Can Atalay ile ilgili yine Fırat Fıstık bir bilgiyi paylaşıyor. Bakın çok ilginç bir bilgi. Hani çizdiğiniz tablonun tam olarak nerede olduğunuzu göstermek açısından. Anayasa Mahkemesi bugün 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir yazı gönderiyor. Ve kararını bildirmesini ve yeni yargılamaya ilişkin de eser numarasını yazmasını istiyor. Fırat Fıstık da diyor ki yani Anayasa Mahkemesi, yerel mahkeme hadi artık karar ver demiş o. Evet. İkinci bir gelişme ise yazı öğle saatlerinde geliyor ama sisteme girmek için akşam saatlerini bekliyor yerel mahkeme. Tablomuz bu. Şu kadarını söyleyeyim. Böyle Yani bir tablo ile karşı karşıya. izleyicilerimize neden bahsettiğimizi belki daha iyi anlatabilecek bir şey. Bizim tahliyemiz yönünde Anayasa Mahkemesi bir karar vermişti. Ben o sayede hapisten çıkabildim. O karar veren hakimler içeride şu anda hapishanede, Anayasa Mahkemesi, Yüksek Yargı hakimleri. Şimdi birinin haksız yere tutukluğuna itiraz ettiğiniz zaman, yüksek hakim bile olsanız, bunun bir bedeli oluyor ve onu ödetiyorlar size. Siyasi irade ödetiyor. Bir hakimin böyle bir güvencesi yoksa, yani verdiği kararda siyasi irade onu hapsedebilecek kadar yetkiliyse, bunu burada biz dünyanın kalanından, uygar dünyanın kalanından ayrılıyoruz. Çünkü Amerika'da bir yüksek yargıç karar verdiği zaman yani gerçekten bir lideri görevden alabiliyor. Trump örneğinde görüyoruz buradaki şeyi. Bunu yapabiliyorsa burada artık Anayasa Mahkemesi üyelerinden verdikleri kararın arkasında durmasını kolaylıkla bekleyemeyiz. Çok cesur olmaları lazım. Hapsi göze almaları lazım. Böyle bir gerçekle karşı karşıyayız ne yazık ki. O halde bizim önümüzdeki soru ya işte Anayasa Mahkemesi'nin yetki aşımı mahkeme karşısındaki pozisyonu ya da alt mahkemenin yetki aşımı vesaire değil artık yani. Burada biz bu kadar politikleşmiş bir yargıyla ve bu kadar elini Anayasa Mahkemesi'ne kadar uzatan bir siyasi iktidarla nasıl bu ülkede hayatta kalınabilir? Bunu tartışmamız lazım.